Değerli meslektaşlarım, bugün sizlere iş yeri hekiminin Türk hukukundaki yeriyle ilgili bazı bilgileri paylaşmak üzere buradayım. Hukukçu kimliğimin yanında 1989 yılında Çapa Tıp'tan mezun oldum. Meslektaşız. Ayrıca bir ortak yönümüz var. Hayatımın iki döneminde iş yeri hekimliği yaptım. Özellikle tıp mesleğini terk etmeden önceki son iki yılda tam süreli iş yeri hekimi olarak bir OSGB bünyesinde çalıştım. Biraz saha deneyimim de var. Tıp hukuku yüksek lisansı yaparken, test konusu ararken de değerli hocam niye arıyorsunuz dedi. İş yeri hekimi üstünde çalışın dedi. Ben de bunun üstünde çalıştım. Bugün de olayın tıbbi yönleriyle ilgili bir şeyler anlatmayacağım. Onları hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuzdur eminim. Ama hukuki görünümünden biraz bahsetmekte yarar olabilir. Hekim arkadaşlarıma bir katkısı olabileceği dileğiyle. Aslında iş sağlığı bizde Dilaver Paşa nizamnamesine kadar gidiyor Osmanlı döneminde. Zonguldak'taki madenlerle başlıyor. Fakat bizim için önemli olan Avrupa Birliği normlarının hizasında hazırlanmış olan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği konusu kanunu bu konuda milat kabul edilebilir. Çerçeve bir kanundur. Bunun alt mevzuatı olarak inanılmaz çok sayıda yönetmelik çıkarılmıştır. Kanun kademeli olarak devreye sokulmuştur. Bunlar üstüne konuşacağız. Ülkemiz çok sayıda mevzuatın çok sık çıkartılıp değiştirildiği, çok sayıda yenilendiği bir ülke. Yetişmek mümkün değil gibi. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu anlamda yaygın sağda solda bulunuyor. Bunun dışında söylenebilecek şeyler çok fazla. Yavaş yavaş ilerlersek anlatacağız. Bu Picasso Meninas tablosu ODTÜ'de bir işletme hocasının güzel bir dersidir. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı, derinine inmek gerektiğini anlatır. İş sağlığında da böyle. Bir mobilya fabrikasına gittiğinizde nereden bileceksiniz oradaki üretim prosesini, kullanılan malzemeleri, işçilerin karşı karşıya kaldığı riskleri? Gidip öğreniyoruz. Her gittiğimiz yerde bir şeyler öğreniyoruz. Hiçbir şey de göründüğü gibi değil. Zaten hiçbir meslekte hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ama iş sağlığında bu daha da belirgin. Çünkü çok yabancı ortamlara giriyoruz. Kliniklere alışmışız biz. Gidiyoruz bir metal fabrikasında, bir boya fabrikasında. Kimi zaman bir plazada, rahat bir ortamda. Ama farklı farklı sektörlerde, çok değişik işlerde çalışıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bütün dünyanın önem verdiği bir konu. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 90'dan fazla tavsiye kararı sadece iş sağlığı ve güvenliği üzerine. Bunları biz de dikkate alıyoruz. Mevzuatımıza giriyor birçoğu. Ama çok dinamik bir yapılanma var. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani sanayi devriminin başlangıcında olay İngiltere'de çocuk işçilerin çalışma saatlerinin kısıtlanmasıyla başlamışken sonra İtalya'da bu iş güvenliği olayı ortaya çıkıyor. Sonra zaman içinde hem uluslararası sözleşmelerin gelişmesiyle bunların da iç hukukumuza yansımasıyla bizde çeşitli gelişmeler olmuş durumda. Temel amaçlar var. Çalışanları korumak, çünkü insan sağlığı en üstün değer. Yaşam hakkı en üstün değer. Çalışanları da bundan ari tutmak mümkün değil. Tam tersi, onları daha da fazla korumak gerekiyor. Üretim güvenliğini sağlamak ikinci amaç olarak belirlenmiştir. Burada verimlilik de ön planda tutuluyor. Uygun işe, uygun işçinin yerleştirilmesiyle hem iş kazalarının azaltılması hem de üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor. Burada da iş hekiminin kilit bir rolü var. Ve işletme güvenliğini sağlamak, hem içeriden hem dışarıdan gelecek tehlikelere karşı patlama, yangın,
efendim toksik gazların yayılması vesaire. Bu konuda da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bir katkısı var. Yaşam hakkı uluslararası normlarla güvence altına alınmış. Bizim de iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiş. Anayasamızın 90. maddesi gereğince yaşam hakkını hem fiziki hem ruhi bütünlükle değerlendirmek gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasasında da herkesin diyor en yüksek sağlık standartlarından yararlanma hakkı vardır diyor. Yani kimseye ya sen şusun primin düşük, sen biraz bir alt seviyeden hizmet al deme hakkı hiçbir devletin yok. Sağlıklı olmanın tanımını zaten hepiniz biliyorsunuz. Burada vurgulanması gereken biyopsikososyal bir bileşim içermesi. Önceleri zaten sırf biyolojikken sonra işin içine psikoloji de katılıyor. İnsanın ruhsal bütünlüğü ve sonra sosyal çevresi de bu sağlık tanımına dahil ediliyor ki bu da çok önemli. Çünkü sosyal çevre sağlıksızsa insana özellikle psikolojik anlamda bunun olumsuz yansımaması mümkün değil. Evet, iş sağlığı diyor. Hem Uluslararası Çalışma Örgütü hem Dünya Sağlık Örgütü. Belirttiğimiz psiko, biyopsiko, sosyal iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, bunun idamesi ve geliştirilmesi. Milat dediğimiz İş Sağlığı Güvenliği Kanunu var. Bunun yanlısı olanlar proları olarak iş yaşamında temel aktörler zaten işveren ve işçi. Ama bunun dışında şimdi artık bir iş güvenliği uzmanı, bir iş yeri hekimi, bir diğer sağlık personeli de yeni aktörler olarak sahnede rol alıyorlar. Bunlar tanımlanmış. Kanun proaktif olması çok önemseniyor. Yani risk değerlendirmeleriyle riskleri gerçekleşmeden önce saptayıp önlemleri almak açısından koruyucu hekimlik anlayışımızla paralel. Zaten iş yeri hekimi için de temel fonksiyonlardan biri koruyucu hekimlik işlevini ortaya koyması. Geniş kapsamlı, niye geniş kapsamlı? Küçük büyük demeden bütün iş yerlerini kademeli olarak olsa da kapsayacak şekilde hazırlanmış. Çalışan temsilcisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nda ilk defa burada tanımlanmış. Ve bu kanun hükümleri emredici hükümler. Bunlardan kaçış yok. Zaten incelediğimizde %90'dan fazlası da neticede yükümlülüğü ve sorumluluğu işverene yükleyen, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alsa bile onun sorumluluğunu ortadan kaldırmayan hükümler var. Bu açıdan övenler çok. Yerenler de var. Onlara da yeri geldiğinde değineceğiz. Zaten maddenin gerekçesinde de kanun amacı olarak diyor ki iş sırasında ortaya çıkacak kaza ve yaralanmaların ortamdaki risklerin asgari seviyeye indirilmesi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması. Temel amaç bu. Demin de dediğimiz gibi proaktif, bizim koruyucu hekimlik anlayışımıza uygun bir yaklaşım bu. İş yerlerinde çalışanların iş yaparken sağlık ve güvenlik endişesinden uzak bir çalışma ortamında çalışmaları amaçlanan temel hedef. Bunun detayları var. Ayrıca konuşulacak. Ama bunlar çevre açısından, üretim açısından, toplum açısından, ekonomi açısından çok önem taşıyan faktörler. Evet. İş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde vazgeçilmez bir aktör. Kilit bir rolü var. Ve işverenin sağlık ve güvenlik konusunda yardım alabileceği diye buraya kaydetmişiz. Ama yardım almak zorunluluğunda olduğu kişilerden biri iş yeri hekimi. Çünkü çok teknik bir konu. Hem hekimlik bilgisi gerektiriyor.
hem de iş yeri hekimliğine ilişkin ayrı bir eğitim gerektiriyor. İş yerinin çeşitli kanunlarda tanımı var. En güzel tanım iş sağlığı ve güvenliği kanununda bir takım kuşkuları ve soru işaretlerini de ortadan kaldıracak bir şekilde tanımlamış. Sadece üretimin yapıldığı yer değil. Bebek emzirme odasından muayene odasına, iş yerine bağlı yerler hepsi iş yerinden sayılıyor. Ha, bunun bizim açımızdan önemi ne? Biz buralardan da sorumluyuz. Detaylarını bilahare aktaracağım. İlginç bir nokta da şudur. Araçları da içerir diyor. Bu somut bir örnek vermem gerekirse, iş yerine ait bir servis minibüsü işçileri mesai sonrası evlerine götürürken kaza yaptıysa, birileri yaralandıysa bu iş kazası. Çünkü orası da iş yeri. Evet, kanun iş yeri hekimini iş sağlığı ve güvenliği yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri hekimliği belgesine sahip hekim olarak tanımlamış. Ama bu tanım aslında iş yeri hekimini tanımlamıyor. Bu iş yeri hekiminin sahip olması gereken nitelikleri tanımlıyor. Bir diyor tıp diploman olacak. İki diyor benim bakanlığımın verdiği iş yeri hekimliği belgen olacak. Burada dikkatinizi çekmiştir. İş yeri hekiminin işlevine ilişkin en ufak bir bilgi yok. Bunun minik istisnaları var. 10 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde İş yeri hekimliği belgesine sahip olmadan hekimler çalışabildiği gibi yine aynı nitelikteki iş yerlerinde işveren belli bir eğitimi aldıktan sonra muayene hizmetleri haricinde iş yeri hekimliği fonksiyonunu yerine getirebiliyor kanunen. Ama tabii bunun ne kadar doğru olduğunu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Doktrinde güzel bir tanım var. İş yeri hekimi çalışanların sağlıklarının değerlendirilmesi, sağlık gözetimi. Çalışma ve ortam koşulların çalışanların sağlığıyla ilişkilendirilmesi. İşe uygun kişi, uygun işe uygun kişi. Çalışan nüfusun sağlık, beceri ve çalışma kapasitesinin yönetiminde yardımcı olunması. Bu rehberlik hizmetine de giriyor biraz. Yani netice güzel. Kişinin sağlığına uygun olarak işe yerleştirilmesinden sorumlu hekimdir diyor. Burada koruyucu hekimlik yönüne değinmemiş vesaire ama güzel bir tanım ama yapmış doktrin. Kişinin sağlığına uygun olarak işe yerleştirilmesi iş kazalarını da azaltan bir faktör. Ayrıca kişinin sağlığının daha da bozulmasını engelleyen ve gerekirse de düzelmesini sağlayan bir eylem. Piyasada yalnız bir hekim, iş yeri hekimi. Bu hukuki olarak bir gazete dedi, bu hukuki olarak değerlendirmiş. Ama aslında işin psikolojik yönünde var. Kim arkadaşlarımız, bunu ben de yaşadım. OSGB'lerde çalışıyorlar. Ay başında eline 30-40 iş yeri içeren bir liste veriliyor. İşte gidiyor bir gün orada bir saat, öbür tarafta bir saat, ertesi gün öbür tarafta bir saat. Bir tür sosyal yoksunluğa düşüyor. Ben düştüm. Çünkü gittiğiniz yerde zaten bir oda gösteriyorlar. Kimi yerde muhasebecinin odası oluyor, kimi yerde boş kenarda bir oda oluyor. Her yerde iş sağlığı güvenliği birimi yok. Küçük iş yerlerine gittiğinizde. Kimi yerde oda bile yok. Merhaba diyeceğiniz, sohbet edeceğiniz iş arkadaşı kavramınız olmuyor. Yolculuk yapıyorsunuz, iniyorsunuz, bir saatinizi, iki saatinizi dolduruyorsunuz. Belki o ara kimseyle sohbet etmiyorsunuz, dönüyorsunuz. İşte akşam evinize gidiyorsunuz. Bu sosyal yönden bir yalnızlık yaratıyor. Tabii haber bunu vurgulamamış. Haber hekimlerin etik ihlallere savrulduğunu vurgulamış. Bu da niye? İşveren baskısı, OSGB baskısı. Neticede maaşını işverenden veya OSGB'den alıyor. Bir takım şeyleri yapmak zorunda bırakılıyor.
Bu aslında sadece iş yeri hekimler için geçerli değil. Kamuda veya özelde çalışan bütün arkadaşlarımızın çeşitli baskılarla karşı karşıya olduklarını çok yakından biliyoruz hepimiz. Birçok iş yeri var. İş yeri hekimi gitmiyor zaten. Kağıt üstünden hallediyor. OSGB'de öyle uygun görüyor. İş yeri de öyle uygun görüyor. Ne oluyor? Dostlar alışveriş ediyoruz. İş sağlığının amacına gene Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü güzel bir amaç yazmış. Sağlık tanımının korunması, geliştirilmesi. Çalışma şartlarından dolayı çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi. İşte koruyucu hekimlik bu. Çalışma sırasındaki olumsuz faktörlerden korumak, onları kendilerine uygun işe yerleştirmek. Özet güzel, işin çalışana, çalışanın da işe uygunluğunun sağlanması. Böylelikle hem işin verimliliği artacaktır, hem de çalışanın sağlığı korunacaktır. Yaşam hakkının uzantısı en kutsal değer. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu konuda bir tane kararı var. Zaten çok nadir kararları var. İş yeri hekimliği konusunda. Daha ziyade iş iade davaları vesaireyle ilgili iş yeri hekimliğinin işleviyle ilgili bir konu yok. Demin bahsettiğimiz şeylerle paralel şimdi okumayacağım. Yani iş yeri hekiminin amacı bedensel, ruhsal ve toplumsal durumu en üst düzeye getirmek ve bu düzeyi korumak. Yani sağlık tanımını tekrarlamış Şahin arkadaşımız tezinde. Buraya almak isterim. Ama temel amacı iş yeri hekiminin temel amacı. Yani diğeri zaten bütün hekimlerin amacı. İş yeri hekiminin temel amacı iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek. En temel amacı bu. Evet, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunundan bahsettik. O kanun aslında iş sağlığı ve güvenliğinin anayasası. Ama biz iş yeri hekimleri için de özel bir yasa var diyelim. Adı yasa, yönetmelik. Gördüğünüz yönetmelik çok detaylı olarak iş sağlığı güvenliği kanununda iş yeri hekimi çok detaylı geçmiyor. Ama burada detaylı bir şekilde görev, yetki, sorumluluk eğitimlerinden bahsetmiş. Hakları diye bir başlık yok. Ben cımbızla dağınık mevzuattan çektim. İş yeri hekimine özel şu var. Yılda 5 gün gidip kongreye, seminere vesaire mesleki gelişim için izin hakkını kullanmadan, ücreti kesilmeden gitme hakkı var. En spesifik hak bu. Ama elinde 30 iş yeri listesi olan bir OSGB çalışanı hekim bu hakkını nasıl kullanabilir? Bu da uygulamada sorun. Mesleki bağımsızlık hakkı aslında her hekimin hakkı. Hekimlik mesleği özerk zaten. Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenin aleyhine kullanılamaz. Demiş, güzel demiş. Güzel demiş ama uygulamada bu nasıl olur? Maaşınızı aldığınız işverenle nasıl bir ilişki içine girersiniz? Bu değişik bir konu. OSGB'lerde benim müşterimle ilişkimi bozuyorsun şeklinde serzenişlerde bulunabilirler. Bunları biliyoruz. İş güvencesi hakkı, tamam çok güzel. Bunu aslında yetkilerin içinde saymışlar ama bir yetki değil. Yani önlenemez bir tehlike, acil bir sorun olduğu zaman işverene gidip bildirme durumunuz var. Ama başka bir şey yapamıyorsunuz. Geri kalan işverenin yine yetkisinde. Dolayısıyla ben bunu bir yetki olarak görmüyorum. Hatta bu aslında bir yükümlülük. Çünkü bunu yaptınız, işveren gereğini yapmadı. Bu sefer
il müdürlüğüne, çalışma il müdürlüğüne yazılı bildirim yükümlülüğünüz doğuyor. Bunu yapmazsanız da iş yeri kimliği belgenizin askıya alınması gibi bir yaptırımla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu yetkiler içinde saymışlar ama ben haklar içine koydum. Hani başvurma hakkım var, başka da bir hakkın yok. Evet, işin durdurulması için başvurma buraya gene almışım. İş yerinin her yerini gezip tozabilirsiniz. Her yerde inceleme yapabilirsiniz. Böyle bir yetkiniz var. İlgili kurumlarla işbirliği yapma, herhangi bir mühendislik firmasıyla partikül ölçümü olsun, efendim söyleyeyim, gürültü ölçümü olsun veya gidip herhangi bir fakülteyle görüş alabilirsiniz. Bunlar da yükümlülük olarak sayılmış. Yani yükümlülük müdür değil midir tartışılır ama yapılmasında yarar vardır. Rehberlik meselesi var. Burada önemli bir Yargıtay kararı var. Demin bahsetmiştik teknolojinin dinamik olduğundan. Dolayısıyla hukuk teknolojinin veya normal yaşantımızın arkasından gelen bir şey. Önünden gitmiyor. Yani olaylar gelişiyor, objektif koşullar bir takım şeyleri gerektiriyor. Ondan sonra bir takım kanun yapıcılar veya idari merciler oturuyorlar. Ya şu düzenlemeyi yapalım diyorlar. Peşinden gelen bir şey. Dolayısıyla Yargıtay ama çok güzel bir karar vermiş. Demiş ki yani sadece mevzuatta yazanı yapman yetmez işveren. Sen teknolojinin gerektirdiklerini de yapacaksın. Orada yazmasa da. Ama iş sağlığı alanında bu teknolojiyi işverene hatırlatıp ona yol göstermek, rehberlik etmek iş yeri hekiminin yükümlülüklerinden biri. Rehberlik bu. Şu çok önemli. İş yeri hekiminin iş yerinde önlem alma yetkisi, yükümlülüğü ve dolayısıyla sorumluluğu yoktur. İş yeri hekiminin talimat verme yetkisi bile yoktur. Sadece öneride bulunur. Sadece öneride bulunur. Bu önerilerde tespit ve öneri defteri iş yeri hekiminin aslında kurtarıcısı gibi. Oraya yazdığınız zaman normalde yönetmekte işte iş güvenliği uzmanı, işveren, iş yeri hekiminin imzalar yazıyor ama siz tek başına yazıp imzaladığınız zaman o işverene otomatikman tebliğ edilmiş sayılıyor. İşveren kusurlu duruma düşebiliyor. Gereğini yapmazsa ve bir sorun çıkarsa. Ama siz yükümlülüğünüzü yerine getirmiş oluyorsunuz. Tespit ve öneri defteri bu bağlamda çok önemli. Rehberlik konusu çok geniş. Demin dedik iş yeri sadece üretim yapılan yer değil. İş yerinin binasının ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını denetlemek de iş yeri hekiminin görevi. Somut örnek tuvalette havalandırma olmuyor. Girdiğiniz zaman keskin bir amonyak kokusu. Ben kendi pratiğimde havalandırma yaptım tuvalette. Bunun binlerce örnek olabilir. İş yeri hekimi bunları da denetlemekte yükümlü. Risk değerlendirmesi zaten bunun ayrı bir yönetmeliği var. Ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirip bunlara karşı ne önlem alınması gerektiğini işverene bildirecek. İş sağlığı ve güvenliği kurulu varsa zaten burada konuşulacak. Belli bir kapasitenin üstündeki iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması gerekiyor. Gene burada işverene yol göstermek gibi bir yükümlülük var. Risk zaten tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali. İşte o tehlikeleri, o ihtimalleri değerlendirmekte sağlık yönünden iş hekiminin görevi. Yine özel politika gerektiren grupları tanımlamış olmak için ben buraya aldım.
yaşlılar, mağlup engelliler, kronik hastalığı olanlar, meslek hastalığı tanısı olanlar, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlısı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar. Bunlar özel politika gerektiren gruplar. Bunların periyodik muayeneleri de daha kısa yapılıyor. Birçok alanda da kullanmaları gerekiyor. Risk değerlendirmesinde de böyle. Evet, bu biraz detay bir konu. Gebelik ve analık durumunda iş yeri hekiminin vereceği raporla çalışmama durumunun uzatılabilmesi. Evet, iş yeri hekiminin partneri diyeyim, iş güvenliği uzmanı. Çünkü iş güvenliği ile iş sağlığı bir yerde kesişiyor. Birbirlerinden kesin sınırlarla ayrılan konular değiller. Ciddi bir kooperasyon gerektiriyor. Hatta bir kitabın başlığı teknik ve tıbbi iş güvenliği. Yani literatürde de bu şekilde belirlenmiş. İş sağlığı için iş güvenliği uzmanıyla yakın işbirliğinde olmak gerekiyor. Zaten iş sağlığı ve güvenliği kurulu olan iş yerlerinde zaten iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi doğal üye. Ama onun dışında da işte yıllık değerlendirme planı vesaire gibi konularda risk değerlendirmelerinde birlikte çalışmaları şart, birbirlerinden faydalı oluyorlar. Sağlık gözetimi iş yeri hekiminin bir yükümlülüğü. Demin de söylemiştim. Her ne kadar bizim temel görevimiz meslek hastalıkları ile ilgili olsa da iş kazasının azaltılması ya da bizim çalışmalarımızın doğrudan bağlantısı var. Bu istatistik olarak ifade edilmiş. Uygun işe, uygun kişiyi yerleştirmemiz, gereğinde yer veya iş değişikliği yapmamız çok faydalı sonuçlar doğurabiliyor. Yani o kadar geniş ki aslında oda ve yurtlardaki ilaçların ve tıbbi gereçlerin son kullanma tarihine kadar takibi bizim yükümlülüğümüzde. Eğitim bilgilendirme kayıt, eğitim zaten her şey için şart ve saptanmış ki çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığı önlemlerine ikna edilmeleri eğitimle oluyor. Bu sayede daha fazla uyum gösteriyorlar. Bilgilendirme de aynı bağlamda önemli. Zaten mevzuatta da bu eğitimle ilgili konular dörde ayrılmış. Sağlıkta meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma, risk faktörleri, ilk yardım, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileşim sayılmış. İşte eğitimin ne kadar etkili olduğunu gösteren bir diyagram var. Sadece duyması var, işte işitmesi, görmesi var. Ondan sonra uygulayarak ikna olması var. Buna göre de zaten eğitimin etkililiği artıyor. Bilgilendirmede şu var, hekim artık her yaptığı eylemde hastayı bilgilendirmek durumunda. Bu muayene için de geçerli. İş yeri hekimliği için biraz daha geniş. Bak ben sana bunun için yapıyorum. Bak şu aşıyı bunun için istiyoruz. Bak şunu şöyle yaparsan böyle olacak şeklinde ayrıntılı bir bilgilendirme vermekte yarar var. İlaç tedavisinde de bu böyle. Kullanacağı ilacın yan etkilerini anlatmak da hekimin yükümlülüğünde. Kayıt yükümlülüğü bütün hekimler için geçerli ve çok önemli. Çünkü olayların hepsinde ispat yükü hekimin üstünde. Bilgilendirdiğinizi, efendim yaptığınız işlemleri kayıt altına almazsanız kanıtlayamazsınız. Zaten Yargıtay'ın da güzel bir
tespiti var. Hekim mesleki bilgisinin gerektirdiği bütün gerekleri yerine getirdiğini ispat sorumluluğundadır. Evet, ispat sorumluluğundadır. Nasıl ispat edecek? Yazılı ispat edecek. Kamera çekim yapmışsa o ayrı. Yazılı kayıt Yargıtay'ın başka kararlarında görülüyor. İlgi birimlerle işbirliği var. Buna demin de değinmiştik. İşte gürültü ölçümü, havadaki partikül ölçümü, bulunması durumunda iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği. Bunlar da hekimi yükümlülüklerinden. Gizlilik yükümlülüğü zaten her hekim için geçerli. Kişisel verileri koruma kanunu zaten devreye girdi. Ayrıca kişisel sağlık verileri yönetmeliği de devreye girdi. Dolayısıyla hastaların kişisel verileri bizde kalmak zorunda. Kimseyle paylaşamıyoruz. Çalışma ve İş Kurumu'na yazılı bildirim yükümlülüğü. Bundan demin de bahsetmiştik. Önlenemez bir tehlike varsa işveren de bunu safsaklıyorsa diyelim, siz bunu bildirmek yükümlülüğündesiniz. Sağlık hizmeti sunucularına sevk yükümlülüğü. Bu temelde meslek hastalıkları için geçerli ama o an hastalandı, o an acil bir şey oldu. Bunları da sevk etmek gerekecek. Evet, çocukların bulaşıcı hastalıkları bile, çalışanların değil çocukların bulaşıcı hastalıkları bile iş yeri hekiminin gözetiminde olmak zorunda. Gerekirse o çocuğu belli bir süre kreşe almayacak. Mali sigorta sırf iş yeri hekimleriyle ilgili değil, bütün hekimleri bağlıyor ama iş yeri hekimlerinin de yaptırmasında bence fayda var. Denetime katlanma yükümlülüğü, idare denetleyebilir, patron denetleyebilir, OSGB denetleyebilir. Bunlara da katlanma yükümlülüğündeyiz. Çalışanların sağlığını koruyucu ne önlemler alabiliriz? Koruyucu sağlık hizmeti. Tetanus aşısı. Mesela. Çalışanların tedavilerini sağlama, meslek hastalarını oraya gönderme, ufak tefeyi orada tedavi etme, olmayanı SGK sağlık sunucularına gönderme, yer ve veya iş değişikliği, bazen hayatta çalışamaz hale gelebiliyor sağlık durumu nedeniyle. O zaman oturarak bir iş bulmak durumundasınız. Veya çalıştığı yerde olumsuz koşullar var. Diyelim solventler, buharlar havada uçuşuyor. O da onu olumsuz etkiliyor. O zaman onu başka bir üniteye almak durumundasınız. Almak durumundasınız derken almayı önermek durumundasınız. Muayenelerimiz var. İşe giriyor, periyodik yapıyoruz. İşten bir süre ayrılıyor, hastalanıyor. Veya iş yeri içinde iş değişikliği yapıyor. Onları muayenelerini yapıyoruz. İşten ayrılırken muayene yapmakta fayda var. Çünkü meslek hastalıkları çok geç ortaya çıkıyor. Evet. Kreşe çocuk alınacakken bile iş yeri hekimine soruluyor. Böyle de geniş bir yükümlülük var. Sadece çalışanların değil, kreşe veya emzirme odasına alınan çocukların da periyodik takipleri iş yeri hekiminin sırtına yıkılmış durumda. Doğum yapanlara özel bir takım yetkiler verilmiş. Ya burada şimdi artık bundan sonra iş yeri hekiminin sorumluluklarına geliyoruz. Konuyu da kapatacağız zaten. Hukuki, cezai, idari, disiplin, aslında bunların hepsi hukuk bağlamında ama hukuktaki kullanımda hukuki sorumluluk tazminat sorumluluğu olarak anlaşılır. Aslında hepsi hukuk. İşverene karşı sorumluluğu var. Çünkü işverenle bir iş sözleşmesi var. Bir cihazına zarar verdi. Burada haksız fiil doğabilir. Çalışanlara karşı herhangi bir hastayı tedavi etmeniz zaten bir sözleşme ilişkisi kuruyor aranızda otomatikman. Yargıtay'ın kararları bu yönde. Buna aykırı davranmak var.
Hatalı bir şey yaparsanız gene haksız fiil dediğimiz kapsama giriyor. Vekaletsiz iş görme biraz daha farklı bir kavram. Bayıldı, şuuru kapandı, siz müdahale ediyorsunuz. Bu vekaletsiz iş görme oluyor. Onayını almadınız çünkü. Ama o arada hatalı bir şey yaparsanız bundan da sorumlu olursunuz. Taksirli öldürme iş yeri hekiminin pek karşılaşacağı bir şey değil. Daha ziyade cerrahlar karşılaşıyor ama olmayacak bir şey de değil. Taksirli yaralama çok kolay olabilir. Yaptığınız bir müdahalede hatta verdiğiniz bir ilaç nedeniyle taksirli yaralamayla suçlanabilirsiniz. Üstlenme kusuru özetle şöyle söyleyeceğim. Yetkin olmadığınız alana girmeyin. Sonradan problem çıkar. Çok güzel otomobil kullanıyor olabilirsiniz. Ama kaza yaptığınız zaman ehliyetiniz yoksa sorun çıkar. Yardım veya bildirim hükmünün yerine getirilmemesi bu aslında bütün vatandaşlarımız için geçerli. Fakat hekimler için biraz daha ağır tabii. Daha fazla beklentisi var kanunun ve toplumun. İş yerinde birisinin bir şey olduğu zaman illaki bakacaksınız. Sokakta da aslında böyle. Geçenlerde süs havuzuna iki çocuk girdi, elektriğe çarpıldı. Orada da kahvede bir doktor arkadaş kağıt oynuyormuş, ne yapıyormuş artık bilmiyorum. O çocuk şimdi suçlanıyor. Belki duymadı bile olayı. Özel hayatın gizliliği, iş yeri hekiminin görevi gereği öğrendiği başta kişisel sağlık verileri, demin bahsettik, gizlilik. Kişisel sağlık verileri gizli. Burada şöyle bir ince nokta var. İşe girmek için muayene olan işçinin zımnen örtülü olarak işverenin de bu bilgilere sahip olmasını kabul ettiği varsayılıyor. Bir yerde de mantıklı işveren açısından da bakınca. Ama onu bir kenara bırakalım. İdeal olarak bu bilgiler hekimin kilitli dolabında durması lazım. Tabii orada iş sağlığı ve güvenliği birimi varsa. Başka üçüncü hiç kimsenin görmemesi lazım. Kişisel verinin tanımı, kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü belli. Sağlık verileri de bunların içinde. Resmi belgede sahtecilik, SSK'ya yazılan her reçete zaten resmi bir belge. Bu nedenle başı belaya giren çok. Özel belge de düzenlenebilir. İşe giriş muayene raporları özel belge örneği. Fakat sağlıkçılığı unutmuyor Türkçe zaten kolay kolay. Sağlık mensuplarının diyor düzenleyeceği belge kişiye haksız bir menfaat sağlarsa ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurursa resmi belge hükmünde olur diyor. Bu ne anlama geliyor? Cezası ağırlaşıyor. Sağlık meclisi mensuplarının suçu bildirmeme suçu var. Bu aslında kamu görevlileri için de var. Sıradan vatandaşlar için de var ama dediğim gibi TCK sağlıkçıları unutmuyor, seviyor. İdari sorumluluk kolay. Bir devlete karşı sorumluluğunuz var. İş yeri müfettişleri geldiğinde denetimlerde bir takım sorunlar çıkabilir. Kamu görevlisi iş yeri hekimleri olabiliyor ayda 30 saate kadar. Onlar da çalıştıkları kuruma karşı sorumlular. Yani kurum izniyle çalışıyorlar. Kurum derse ki yok çalışmayacaksın arkadaşlar derse çalışamazlar. Böyle bir idari yaptırımla karşı karşıya kalabilirler. İş yeri ekibinin zaten demin bahsettiğimiz olaylar var. Yazılı bildirimi yerine getirmezse işte 3 ay tekrarında 6 ay askıya alınıyor. Bu da bir idari sorumluluk iş yeri ekibi için. Evet. İhmal de bir kusur türü. İhmali sonucunda iş kazası veya meslek hastalığı gelirse
Yani yetki belgesinin askıya alınacağı ifade edilmiş. İşte çeşitli ihtar puanları var. Bunlar 100'e ulaştığında 6 ay askıya alınıyor. Disiplin sorumluluğu derken de basit. Aslında iş hukukumuzda disiplin sorumluluğu yok ama iç yönetmelikte, toplu iş sözleşmesiyle bir disiplin yönetmeliği iş yeri ihtas edebilir. Ve buna uymayanı da cezalandırabilir. Sözleşmeye de koyabilir. Kamu görevlileri devlet memuru olarak da 657'deki disiplin yaptırımlarına tabi tutulabilir. Hekimler zaten tıp odasının disiplin yönetmeliğine her daim tabiler, üye olsunlar, olmasınlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.